Aç mısınız? Evet. Aç mısınız? Yarrami. Temmuz sıcağında sobalı bir evde Survivor izlemenin yan etkileri. Gerizekalı, aklımızı aldın aklımızı, aptal. Hey, what are you doing on the couch? You know better than that. Bad girl, go to your bed. No, quit whining. You know better than that. Yatma formu rezalet, sabah bel ağrısından uyanamayacak. Umarım bel ağrısından uyanamaz. Bu bebeği yeni keşfettim. Bin defa kendi halime şükrettim. You like that? Bu nasıl bir ortam? Herkes beynini yemiş. Biri vitaminsizlikten, biri obezlikten, biri de narsistlikten. Ay sen kimsin? Azerbaycan'dan gelip seni sikerim. Ya her şeyi anlarım. Sizin ne işiniz var bu dingillerle? Dingil kupası mı almaya geldiniz? Larry Buff! Deadlift, deadlift. Bir gerizekalı çıkar, hiçbir işe yaramıyor der. Biri çıkar, olmazsa olmaz der. İkiniz de haksızsınız lan. Bir şeyi körü körüne savunan herkes haksız. Sen niye deadlift'i bu kadar çok yapıyorsun diyeceksin. Ben tamamen çok keyif aldığım için yapıyorum. Devriye sonrası şeytana uyan Lale. Adam değilsin oğlum. Bu olay sonrası Pınar bunu alttan aldı. Pınar da nasıl bir gavatsa artık. Rıza Baba bu olayı öğrense bu bebeği yaşatmazdı. Doktora gittim, kalbimde sen varmışsın. Ha, bu arada röntgende de çok tatlı çıkmışsın. Reis gözünü seveyim, ekmek falan ya, pahalı bir şey değil ya, 1 lira ya. Ne oluyorsun ayol? Gelme yav. Ay ne bağırıyorsun canım? Ne saklıyorsun orada? Çık bakayım. Ne bu böyle? Sen bunlara mı bakıyorsun? Ricardo ilaç bağımlısı bir escort ama gay olmadığını iddia ediyor. Çok ilginç. Kendisi bir internet efsanesidir. Aynı zamanda gizemli bir adamdır. Kendisi hakkında çok fazla bilgiye ulaşamazsınız. Şu an büyük ihtimal kendisi Brezilya'da bir yerlerde demir kaldırmaktadır. Adamdır, özgüveni yeter. Fakat o videolardan sonra ailesiyle arası bayağı açılmış. İş adamıyım. Herkese eşit mesafedeyim. Çabuk pamuk indir. Pislikçi hareketi yaparken düşmanıyla göz göze gelmesinden anlayın işte ne kadar korkusuz bir adam o. Yemeği adam gibi yiyenler de bugün. Eti az pişmiş yiyor çünkü o elit bir adam. Evet, çiğnerken çıkardığı seslerden etteki proteini anlayabilirsiniz. Şu an 7 gram protein var ağzında. Şarabı görgüsüzce içiyor. Lokum gibi et maşallah, mal sağlam. Şarabı ve eti hunharca tüketiyor. Sagopa Kajmer Trabzon konseri squat form analiz. Adam resmen magma yeniyor. Ananın oy anasını. Dizlerim kırıldı izlerken, inanılmaz. İki tekrar yaptı. Bir de konserin bitimine yakın bir set daha yapıyor, iki tekrarlık. Bu squat genelde vastus medialisi zayıf olanlar için tavsiye ederim. Masaj yapabilirsiniz. Yavaş yavaş. Öyle yani, herkese tavsiye ederim. Küçük. Murat gelin damından asla. Evet, güvenlik görevlerinin çok fazla boş zamanı var. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Ama bunu yapmalarına gerek var mı gerçekten? Ya şimdi senin çoluğun çocuğun bu videoyu izlese? Ne olacak amca? Düşünceli olduğunda. Ben bir maden suyu içeceğim. Yemekten sonra. Şiştim. Oğlum maden suyu ver. Cinsel ilişkiden önce. Ben bir maden suyu içeceğim.
Evladı antrenmanda iyi pump alamadığı için üzüldüğünde onu teselli etmek için. Şiştin. Beni de şişirdin. Al. Al işini, ferahlarsın. Bir zevkim var, bari onunla uğraşmayın. Ben bir maden suyu içeceğim. Öfkeli olduğunda onu kedi gibi yapardı. Mapuslara düştüğünde bile aklında sadece bey pazarı vardı. Bana bir maden suyu, misafirime de bir çay. Bir maden suyu getirin, bakın size neler anlatacağım. Benim yıkılmamı bekleyen insanlar. Saçma sapan TikTok'lar izliyordum. Bu kadını görünce aklıma inanılmaz utanç verici bir anım geldi. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Geçen yaz club'da çalışıyorum işte bodyguard'ım. Normal, rutin bir gün. Ben başta kontrolde başlıyordum. Yani girenlerin üstünü kontrol ediyoruz. Cinsel bölgesine kadar her yerini. Erkekleri erkek kontrol ediyor. Kadınları da bir abla vardı. Ama sadece çantalarını kontrol ediyordu. Ne kadar doğru tartışılır. Ben çok yoğunluk olduğu zaman işte kapının oraya geçiyordum. Normalde içerideydim. Neyse efendime söyleyeyim. Gece devam ediyor. Sonra bir baktım yanımdan biri hızlıca geçti. Ben de hemen elimle durdurdum bunu. Ananı avradını. Demezsin mi? Ben bayanım, sen ne yapıyorsun? Bir de yani dokunmamam gereken yerlere dokundum. Hani yanlış anlaşılmasın. Yabancı bir insana dokunmak zaten ayıp. Bir de ben erkek sanıp biraz elimi böyle korkak alıştırmadım. Lan sonra kadın Allah'tan insaflı çıktı. Almancıydı zaten. Bizim Medusa zaten %95 Almancıydı. Ben bir utandım, bir utandım, bir kızardım. Üstümü başımı yırtıp böyle plaja koşup kendimi soğuk sulara atmak istedim. Nasıl utandım, bir odaklanamadım. Sonra giriş faslı bitti, ben aşağı indim. Dedim benim bu kadınla konuşmam lazım abi. İçimde ukde kaldı. Gittim kalabalıkta kadını buldum, aradım taradım. Pardon bakar mısınız dedim. Gittim tekrar özür diledim. Kadın tekrar gülümsedi. Hiç sorun değil dedi. Ama hala içimde kaldı yani, çok ayıp ettim. Bu da böyle utanç dolu anılarımdan bir tanesidir. Allah kimseye yaşatmasın. Çok şanslıyım. Kötü niyetli bir kadına denk gelseniz hayatınızı bitirirlerdi gerçekten. Merhaba arkadaşlar. Bugün size soda nasıl açılır? Hiç yüzü de kızarmıyor bak ya. Kalıyorsunuz ve şu şekilde vuruyorsunuz. Kerimcan Durmaz ülke ocağı yançar. Nasıl içiyorsunuz? Ay çok asitli bu. Puh, sen ne anlarsın lan? Soda ne o zaman? Coca-Cola mı? Öncelikle mantığına sokayım ama bir Osmanlı torunu olduğu için biraz temkinli davranacağım. Ya gerçekten bunu mu anladın ya? İnanılmaz bir canlı. Göründüğünden çok daha güçlü. Hep ortamlarda dışlanmış bir canlı. Hep mütevaziliğinden kaybetti. Çünkü bir alanda iyiysen çok fazla mütevazi olmayacaksın. Erkek zürafaların vücut ağırlığı 2 tona kadar ulaşıyormuş. Gerçekten inanılmaz. Ve bu ipincecik bacaklar bu 2 tonu nasıl taşıyor? O bacaklarında Allah vergisi inanılmaz sağlam bağ dokuları var. Genelde zürafalara mal muamelesi yaparlar işte boynu çok uzun, beynine kan gitmiyor diye. Olayın aslı kesinlikle öyle değil. Bacakları da boynu kadar uzun olduğu için su içerken biraz sıkıntı çekiyor. Fakat gördüğünüz gibi sumo deadlift pozisyonu oluyor. Bacaklara dikkat edin, açıyor. Sumo squat da diyebiliriz. Eşcinsel eğilimleri olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda poker face'tir. Klasik uzun boylu bodyci sendromu yaşar. Kolları incedir. Kalfları vitaminsizdir. Vahşi doğada bunları bir köşeye koyar, hayatta kalmaya bakar. Dünyada 2 ton ağırlığında olup fındık olan tek canlıdır. Adamdır. Ama şu kara kız işlerine bir ara verelim be. Ha? Ay bugün arifeyim.